Garanti BBVA oyun kurucuyu sunar. NBA'de kalmayı isteyen bir oyuncu Onur Alpbitim. Bir kere Kızıldız 3 gün boyunca şunu demiş. Arkadaşlar Mariano içi sahada gördüğünüz anda işi gücü bırakın tepeden pikenrol oynayın. Hani Kalates'ten sonra Melli'nin gelmesi aslında en büyük sebep soyunma odası liderliği Hüseyin. Allah'a verdim çıkıyor. Allah ne verdiyse. Gerçekten öyle. Panathinaikos'un Ergin Ataman'ın şimdi bu söylediğin tabii derslere çalışacak bir koç var. Panathinaikos maçı Mariano içi maçı değil. Daha az oynasa sanki daha hayırlı olabilir. Bu... Cam Birch'ün yani 25 plus süre aldığı maçlarda double double'a yaklaşacağını düşünüyor. Kaç ya dedi size inanamıyorum dedi. Nasıl bilmiyorsunuz? İki takım çıkıyor dedi. Dört takım çıkıyor. Kontraspor'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Turkish Airlines Euroleague'de 4. haftayı da geride bıraktık. Çift maç haftası vardı. Tabii Ender Arslan ve Can İşbakan'la her zaman olduğu gibi basketbol konuşacağız. Euroleague'i konuşacağız ama öncesinde tabii milli takım pencereleri de yaklaşırken oradan da haberler, detaylar var. Şöyle ki Onur Alpbitim'le ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor. Geride bıraktığımız günlerde Chicago Bulls'tan bir haber geldi ki 15 kişilik nihai kadro diyelim NBA'deki dahil olmadı ve serbest kaldı. Tabii ilk merak konusu Onur Alpbitim nerede kariyerine devam edecek? Avrupa'da mı yoksa NBA'den yine bir kontrat alacak mı? Çünkü milli takım adına önemli bir isim. O da şimdi milli oyuncularımızın NBA'deki oyuncularımızın Avrupa'ya gelmesi bizi sevindirmişti. Bir tek Alperen Şengün mü kalacak acaba NBA'de sorusu var. Bakalım herhalde öyle şu anki yapıda öyle gözüküyor. Tabii Onur Alp belki bir kontrat alır mı? Veya orada kalıp hani bir two way o iki yönlü kontratlar var. Şansı mutlaka deneyecektir. Çünkü NBA'de kalmayı isteyen bir oyuncu Onur Alpbitim. Ama olmazsa hani Avrupa'ya gelirse de hani sezonun daha başı iyi bir yapıda hani topla oynayabileceği, süre alabileceği, ciddi sorumluluk alabileceği takımlar mutlaka Onur Alp'e gelecektir. Çünkü NBA'ye gitmeden önce de ciddi takımlara teklifler vardı. Valencia'yı hatırlıyorum. Bir dönem Baskonya ilgilenmişti. Virtus'u ben hatırlıyorum. Evet değil mi? Virtus Bologna. Yani olabilir belki Euroleague, Eurocup ciddi süre alacağı takımlarda oynarsa yani bir takım için her iki pencerede gelme şansı olduğunu. Hem de Cedi de açıkladı. Hani Avrupa'da oynamak hani biraz daha farklı NBA'de. Alışmaya çalışıyorum dedi ama o adaptasyon sürecine bence yavaş yavaş girdiler. Evet, son maçtaki performansları ortada. Yükselen bir grafikleri var. Onur Alpbitim için de belki tabii ki NBA bambaşka bir dünya ama Avrupa'da oynamak onun kariyeri açısından da basketbolunu geliştirmek açısından da belki faydalı olur mu diye de düşünmüyor değilim vallahi açıkçası. Onur Alp bir kere çok iyi bir örnek. Yani günümüzün genç basketbolcularına gerçekten doğru bir planlamayla işte Bursa Spor'da pik yaparak ondan sonra çok iyi oynadığı bir senenin üstüne bir sezon daha kalarak o NBA hayalini, hedefini çok doğru bir planlamayla gerçekleştirdi. Oraya ne kadar gitmek istediğini ben şahsen de çok iyi biliyorum. Şu anda eğer oralarda olmazsa ama yani G-Lig yerine falan kesinlikle Avrupa'da Euroleague'ye ama bence Türkiye'ye değil yani Avrupa'ya giderse bence çok daha isabetli bir karar vermiş olur. Umarım da gelir. Evet. Hem pencere içinde milli bizim takım içinde çok çok iyi olur. Yani kariyer için en hayırlısı neyse olsun. Ama gerçekten dediğim gibi doğru planlamayla her şeyin en güzelini hak ediyor. Yani şimdi doğru planlamayla gitmiş aslında bir oyuncu. Doğru bir kariyer planlaması var dediğin gibi. G-Lig dedin diye şimdi biraz daha açmak istedim. Yani çok doğru bir tercih olmaz herhalde onun adına. Değil mi? Yani Avrupa çok daha... Yani %100 ya G-Lig olayı bilmiyorum bu işi çok bozdu ben biraz. Kontratlar da arttı çünkü. Ya benim G-Lig'den takım arkadaşlarım da oldu. Çok inanılmaz hikayelerim var yani bir ara anlatırım. Yani Euro Cup senesi Bursa Spor'da bizim o sene 4 tane G-Lig oyuncumuz vardı. Hani öyle bir tutturmaya çalışmıştık. Bir maçtan sonra antrenörümüz de tutku çıktı. Bir maçtan sonra çok da sinirli dedi ki siz dedi bu gruptan kaç takımın çıktığını biliyor musunuz dedi. Dördü de bilmiyordu biliyor musunuz? O kadar alakalı. Beşinci de Kenny Kaji'ydi bu arada. Avrupa tecrübesi yani. Olan. O da mı bilmiyordu? Koç çıktı odadan. Kaç ya dedi size inanamıyorum dedi. Nasıl bilmiyorsunuz? İki takım çıkıyor dedi. Dört takım çıkıyor. Güvendiğimiz Kenny Kaji'ye de ne yazık ki. Ya G-Lig gerçekten değişiyor. Sadece basketbol. Hani oynayayım ben burada
İşte onların have fun dediği var ya, bir eğleneyim işte, hoop diyorlar hatta onlar, hoop, biliyorsun. Aynen. Yani o işler, bilmiyorum. Bence Onur Albin kesinlikle tekrar Avrupa'da o rekabet içine girmesi onun için daha iyi olur. NBA olmuyorsun. Evet evet, kesinlikle. Yani hazır milyonculardan bahsetmişken bir parantezi açalım Efes'e, Fener'e geçmeden. Cedi olsun, yani o Panathinaikos'taki evet, oyuncularımızdan işte Furkan'ın sakatlığı var. Henüz net bir şey yok, daha düzenleme. Aybaşı dönecek gibi gözüküyor şu anda. Yani milli takıma ne kadar hazır olur tabii, o biraz soru evet, işareti belki ilk pencereye, ama onların performansı da yükseldi. Belki Paris maçını düşünürsek ikisi de, Ömer de, Cedi de çok iyi performans sergiledi. Oksijenleri yetmedi. Yetmedi mi Paris'te? Paris'in temposu. 93-90 mı, öyle bir şey biten bir evet, mücadele Paris'in kazandı. Ama Paris maçları hakikaten öyle yani. Onlar yani şey vardı ya, Phoenix Suns'ın işte 6 saniye ya da daha az. Yani evet, gelip hemen o topu kullanmak üzerine bir sistem. Bence EuroLeague'de bir renk oldu yani. Yani daha farklı bir basketbol, daha işte oyuncuların yeteneklerinin ön planda olduğu, bir de hakikaten hani tenis maçı gibi oluyor yani. Yani rakip de ayak uydurmak zorunda kalıyor. Lissalo işte bu şeyi başlatan, bu yapıyı Bond'a başladı. Aşağı yukarı 6-7 oyuncuyla Paris'e geldi. Benimle çok ilgi duyduğum gerçekten bir koçtu ve çok, yani aşağı yukarı geçen sezon mesela bütün Paris maçlarını izledim. Tek merak ettiğim şey idman şekilleri, tempoları. Şimdi eski bir takım arkadaşım orada koç. Ben gidip bir hafta falan gerçekten orada bir idmanları, yani ne tarz bir idman çeşidiyle böyle maç temposunu yani bu şekilde bu hale getiriyorlar. Gerçekten merak ediyorum. Çünkü aşırı bir koş koş. Rakip için çok tehlikeli aslında. Yani en iyi EuroLeague şampiyonu adayı bile orada ayağa takılabilir yani. Panathinaikos işte yani EuroLeague şampiyonu. EuroCup EuroLeague şampiyonu karşılaştı. Yani o sisteme ayak uydurduğun anda, o zaman Paris'in basketbolu oynanıyor. Yani gerçekten zor. Ama oyunu da yavaşlatamıyorsun. Yani. Evet. Yani gerçekten mesela Ergin abi bu işi en iyi yapan evet, Avrupa'da. Evet, o çözemediyse. Hani özellikle tempolu takımlara karşı oyunu yavaşlatıp pozisyon sayısını düşürür. Evet, ama tabii, yani Paris'te bunu yapman imkan dışı. Çünkü sayı olduğu gibi top oyuna çıkarılıyor. Çok hızlı geçip orada yarı sahada bile 14-13 saniye kala hücum bitiriyorlar çoğu zaman. Yüzdeli oynuyorlar bu kadar nabız yüksekken. Yani gerçekten incelenmesi gereken bir basketbol. Ki sonraki işte Real Madrid maçına gitti. Yani Panathinaikos 2-0 yaptı bir hafta. Orada daha iyi gözüktü ama Ergin Ataman'ın orada kararları vardı yani. Bir işte Lorenzo Brown'u 3 dakika oynattı. Grigonis'i yine az oynattı. 2-3 dakika oynattı. Cedi orada yanılmıyorsam 3. çeyrek sonunda bir üçlüğü var ya da ilk yarısı, yani bir çeyrek sonunda bulmuştu. Çok önemli bir üçlük buldu. Onları yani Cedi bence yavaş yavaş giriyor sisteme. Ömer evet, zaten evet, bir backup uzun olarak bahsetmiştik. Çok daha iyi görüntü o. Hani sezona alışma, işte seyahatler, maçlar biraz daha bence sistemin içinde daha Cedi var olmaya başladı. Yani Grigonis de kestiği için sürede evet, biraz daha Papetu Cedi 3 numarası dönüyor. Özellikle geriye dönüş yaptığı dönemi Panathinaikos evet, maç içinde ikisi de sahadaydı. Yani Cedi de Ömer de. Evet. Bence o değerli. Şimdi Panathinaikos Ergin Ataman demişken Fenerbahçe'ye geliyorlar. Fenerbahçe ile evet, karşı karşıya gelecek. Şimdi 2-0 çift maç haftasında Panathinaikos. Fenerbahçe'de aslında biz burada konuşmuştuk, hatırlıyorsun senle. Kızılyıldız maçının ne kadar zor olacağından. Evet. Geçen sene de iç sahada yine aynı şekilde Kızılyıldız mağlubiyeti vardı Fenerbahçe Beko'nun. Yine biraz kalp kırıcı bir mağlubiyet. Evet. Ve sonrasında kazanmasını bildi Fenerbahçe Beko ama hani belki çift maç haftasını böyle değerlendirebiliriz Fenerbahçe Beko adına. Bir sonraki maçı da düşünerek, çünkü Ergin abi geliyor. Şöyle değerlendirirsek iki maçı. Sonrasında da Panathinaikos mücadelesini konuşalım. Ne diyorsun Can? Nasıl bir çift maç haftası geride bıraktı Fenerbahçe Beko? Birçok detay var. Belki şunu da altını çizeyim, öyle bırakayım sana. Playmaker zaten gelecek, oyun kurucu şimdi alacaklar. Evet, Skademaris evet, açıklandı. Aldılar bir oyun kurucu. Bu süreci iyi mi atlattı, kötü mü atlattı? Nasıl değerlendirirsin? Yani Kızıldız maçında şimdi hem işte Wilbekin zaten yok. Tarık Biberovic cezalı. Marko Duric yok. Yani aslında 3 tane topla oynayabilecek. Yani Tarık'ı da herhalde oraya katabiliriz. O yüzden 3 tane topla yön verici olmayınca gerçekten çok zorlandı. Yani sistemini oynamakta, işte daha belki yarı sahadaki oyununda daha etkili olmakta. Çünkü çok top kayıpları o zaten. 18 top kaybı var. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. Ama esas maçın notu maça başlayan 5. Evet. Yani Žagars ve Marjanović'le başladığın zaman Kızıldız'da tabii ki hani belki
potansiyel baktığın zaman hani playoff'ta olur mu olmaz mı? Çok böyle şans vermediğin takılan bir tanesi ama çok iyi bir kadrosu var aslında. İşte Cody Miller, McIntyre gibi bir oyuncu geçen sene çok iyi oynamış. Cannon var, alan açabilen bir 2 numara. Kalinic 3 numarada. Bolombo ile zaten başlıyorlar. Mike Down belki orada Efes'ten tanınıyoruz ve çok fazla bu seviyede olması düşünmediği bir isimken o da çok iyi oynadı çünkü yapı içerisinde var olabilecek bir oyuncuydu. Bunun da en büyük sebebi Fenerbahçe'nin sahadaki kötü beşiydi açıkçası. Çünkü Marjanovic Bolombo eşleşmesine karşı hem ikili oyunlarda Marjanovic içeride kalınca Cody Miller McIntyre oralara çok iyi girdi o orta mesafelere. Hem de Bolombo perde sonrası açıldığı yerde şutu soktu veya işte devrildiği yerlerde sayılar buldu. Hep oralarda açıkçası Marjanovic'e karşı Bolombo'nun ciddi bir üstünlüğü oldu. Tam tersi Alaberli maçında Marjanovic Kumanca'yı eşleştirdi. Yani iki tane uzun oyuncu eşleşince oyun daha dengeli gitti. Evet. Kumanca oturunca Marjanovic de oturdu. Onu daha iyi bence Kocis Kivçus organizasyonu daha yaptı. Ben biraz maça kötü başlayınca maçın içine tekrar dönebilecek o reaksiyonu Fenerbahçe. Yani 4 sayı kadar indirdiği yerler oldu. Orada hep top kayıpları ya. Çok kötü top kayıpları oldu. Konsantrasyon düşüktü ilk maçta. Biraz aslında Marjanovic evet çok iyi bir uzun belki ama onu doğru kullanmak belki de Fenerbahçe Beko'nun bu seneki en önemli anahtarı mı olacak? Koçun en önemli tercihi mi olacak? Orada çünkü birkaç maçtır görüyoruz. İşte 5 başlattığı maçta da görürüz. İşte en son hangi maç? Oynatmadı. Sonradan soktu oyuna. Çok kısa süre evet, aldı. Evet. Yani bu da maç içerisindeki hamleleri aslında Marjanovic'i kullandığı yerler biraz belirleyici mi oluyor? Yani bir kere Kızıldız hani 3 gün boyunca şunu demiş. Arkadaşlar Marjanovic'i sahada gördüğünüz anda işi gücü bırakın tepeden pick and roll oynayın. Evet. Çünkü orada ciddi bir zaafı var. Çünkü Kızıldız'ın iyi rollerları var. Yani çabuk devrilen topu havalarda yakalayıp Bolombo gibi işte sonra Mitrovic giriyor. Mitrovic de çok iyi bir rolcüdür. Short rolleri kısa vardır. Pas, o anlamda maçın başı zaten Kızıldız oradan o kadar deşti ki Fenerbahçe savunmasını. Belirli bir diferans oluştu. Ondan sonra Fenerbahçe hariç belki başka bir takım olsa geri de gelemezdi. Ama gerçekten çok iyi mücadele edip taraftarla birlikte geri de gelir gibi oldu ama bu sefer de işte nabız o kadar yükseliyor ki o geri gelme eforunda. Bu sefer boş atışları kaçırmaya başlıyorsun veya iki top kaybı yapıyorsun. Kızıldız öyle bir günündeydi ki yani Bolombo, Mike Daum, Nedović. Yani üçlük yağdırdı. Bu sefer direncin kırılıyor maçın belli bir noktasından sonra. Bu kadar eksikle. Bunlar sezonun içinde bir iki tane olabilecek maçlar. Yani bu tarz maçlar kaybedersin. Fenerbahçe'nin de bu tarz bir maç belki bir kere daha başına gelir, belki gelmez. Çünkü gerçekten organizasyonu iyi olan bir takım. Ama Kızıldız maçı sabaha kadar oynansa o form durumuyla o diferans başta verildiği için Fenerbahçe'nin maçı kazanma şansı pek olmayacaktı. Tabii bir de o herhalde oyun kurucu işte soru işareti, eksikler vesaire birçok şeyde etki etti. Aslında sonrasında gelen belki Alba-Berli mücadelesi iyi denk geldi. Yani evet. Hani bu eksikliklerin doğrultusunda işte kaybedilen bir maç vesaire. Hani kazanmak önemliydi. Şimdi Panathinaikos maçı var dedik. Skyler May transferi var. Onu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Nasıl bir katkı sağlayacak? Nasıl bir oyuncu tiplemesi karakter olarak? Ondan da bahsedelim. Aradığı tip bir oyuncu mu Fenerbahçe Beko'nun? Aslında yola çıktığında hatta işte Ender'le geçen hafta konuşurken hani senle üçümüz konuştuk. Biraz daha skorer bir oyuncu olabilir. Aslında ilk yola çıkıldığı şey de biraz daha skorer. Daha hani Wade Baldwin'in yanında daha skor atabilecek. Wilbeck'in rolünde bir isime de çok bakıldı açıkçası. Ama Skyler Mays aslında Avrupa basketbolundaki çok takımın, üst seviye takımın çok takip ettiği bir oyuncu. Yani acaba buraya gelir mi? Bir şekilde Avrupa'da oynarsa hani takımı yukarı çekebilecek bir oyuncu olarak görüldüğü için hep istenen bir oyuncu ama hep NBA'de kalmayı tercih etmişti. Ki çok iyi geçirdi NBA sezonları var. Tabii şimdi kariyerde bir NBA oyuncusu yani. Çok iyi takımda forma giyen bir isimden bahsediyoruz. Evet, çok iyi bir karakter olduğu söylenir aynı zamanda. Çünkü bu takım yapısı içerisinde Fenerbahçe Beko'da karakter de önemli. Yani hani işte zaten hani Kalates'ten sonra Melli'nin gelmesinin aslında en büyük sebep soyunma odası liderliği üstlendirdi. Marjanovic aslında olması takım yapısı kimyası içinde de önemli bir yer teşkil ediyor. Ha Mays daha bir numara. Hani nasıl söyleyeyim? Tam işte, bir oyun kurucu işte. Evet daha oyun kurucu gibi yani. Hani topu dağıtsın. Topu daha içerisini yaratan, daha belki pası öncelikli olan, çok iyi savunmacı.
iyi hani o topa baskı yapabilen size'lı bir oyun kurucu gibi görebiliriz. İşte bu Wade Baldwin'i mesela biraz daha rahatlatıp daha topla karar vermesine öte iki numara daha belki bitirici olacağı yerleri getirebilir. Ben Wade Baldwin'i yukarı çekebilecek bir hamle olarak görüyorum. O yüzden iki Panathinaikos maçında muhtemelen sahada olacaktır. Hatta Bursa Spor maçında bile olması düşünülüyordu ama yetişmedi bir şekilde. Ben açıkçası hani takım antrenmanlarını yapacak işte bu Cuma günüydü yanılmıyorsam maç. Oraya kadar ve ondan sonra sezon devamında iyi katkı verici düşünüyorum. Yani hani Skyler Mays, Wade Baldwin, Guduric gibi topla yön verebilen, doğru tercih yapabilen sahada veya top Wade Baldwin'deyken sabit şutu iyi olan bir Mays. Yani ondan böyle dribbling üstü şut sayıyı daha az beklemek ama daha oyun yapısı içerisinde doğru çünkü topu atacak oyuncular var işte Bonzi var, Najdayis var. İşte sert açı pozisyon hazırlıyorsun gibi biticiler var. Biraz daha organizasyona yardımcı olacak diye düşünüyorum ben. Evet, oyun kurucumuza oyun kurucuyu soralım o zaman. Evet. Skyler Mays bence daha nasıl diyeyim daha garanti bir transfer oldu Fenerbahçe için. Oyunu iyi bilen, kopup gitmeyen oyundan, daha böyle bilerek oynayan, daha yavaş tempoda gibi gözüken, oyunu böyle görerek oynayan bir oyuncu. Benim de izlediğim kadarıyla açıkçası hani burada daha da yakın ama şimdi kendi skorunu yaratan işte bahsetmiştim de bu tarz oyuncular aynı zamanda risktir. Yani bunların ipinin ucunu kaçırdığın zaman sistem de alt üst olabiliyor. Yasikevicius'un en önem verdiği şey sistem olduğu için de Skyler Mays Fenerbahçe için bence çok daha garanti bir transfer, daha sağlam bir transfer oldu. İyi katkı vereceğini düşünüyorum. Tabii Alba Berlin maçıyla da ilgili hani şunu söyleyeceğim. Mesela Kızılyıldız'ı konuştuk. Dedik ki Marjanovic'i gördüğünüz yerde atak edin. Efendim işte mesela switchlere çok hazırdı. Mesela Fenerbahçe Efes maçını switchle kazandı. Yani o kadar iyi uyguladılar ki Efes de doğru hücum edemeyince Fenerbahçe oradan istediğini aldı. İstediğini alınca şu oluyor. Biz bunu iyi yapıyoruz, buna devam ederiz. Ama o sırada Kızılyıldız da Efes maçını izleyip bu sefer diyor ki bunlar çok iyi switch yapıyor. Bizim bunlara iyi hazırlanmamız lazım. Switch sonrası alan savunmaları falan. Kızılyıldız çok iyi hücum etti Switch'e. Hep o üçgenleri kurdu. O hemen high posta geldi. İçeri baktı. Olmadı çevirdi. Üçüncü aksiyonlara döndü. Şimdi Kızılyıldız dersini çalıştı. Marjanovic. Switch olunca da bu üçgenler. Topu içeri vermemiz lazım. Fenerbahçe'nin eksikleriyle bu birleşince maç tam Kızılyıldız'ın istediği gibi gitti. Alba Berlin'e gidiyorsun. Mesela aynı sıkıntılarla aynı eksiklerle gittin. Ama bir tane önemli şey var. Dediği gibi Komadze var. Orada Marjanovic'e daha uygun bir eşleşme. Bir de şunu ben gözlemledim. Fenerbahçe Pikenrol savunmasında özellikle Marjanovic varken yönlendirme yaptı. Yani topu elinde olan oyuncu benim gözlemlediğim kadarıyla hep sola doğru yönlendirdiler. Bu şunu sağlıyor. Marjanovic'in olacağı yer belli Pikenrol savunmasında. Yani bir sağa bir sola kovalamaktansa Marjanovic kendini Pikenrolcü top elinde olan adamın soluna doğru atıp orada konumlanıyor. Bu sefer daha herkes ne yaptığını bilir şekilde Pikenrol'ü savunmaya çalıştı ama Alba Berlin'in zaten öyle bir niyeti de yok. Ya ben bunlara Marjanovic var Pikenrol'den hücum edeyim gibi bir niyeti yok. Alba Berlin öyle bir takım değil. Alba Berlin çıkıyor. Allah ne verdiyse. Gerçekten öyle. Hani artık ben Euroleague'de de pek olması doğru gerekmediğine inandığım bir takım. Ne yazık ki Alba Berlin. Ama tabii ki bizim yani Fenerbahçe'nin işine geldi. Tabii. Oradan evet, oyun kurgusunu da bağlayarak Melli'nin çok önemli yine oyun bilgisini konuşturduğu. Ondan sonra Marjanovic'in bu sefer katkı verebildiği bir galibiyet oldu. Ama şöyle uzun vadede baktığımız zaman Marjanovic'i sanki böyle çok size'lı uzunlarla birlikte kullanmak ya da çok iyi pikenrolcuların olduğu rakiplere karşı daha az kullanmak Fenerbahçe'nin işine gelebilir. Bence Cam Birch burada sanki ana uzun rolünde çok daha verimli olabilir gibime geliyor. Çok katılıyorum. Şimdi bakalım Panathinaikos karşısında neler olacak? Panathinaikos'un Ergin Ataman'ın şimdi bu söylediğin Pikenrol takımı. Tabii derslere çalışacak bir koç var Panathinaikos'ta fazlasıyla. Bakalım onun önlemleri nasıl olacak? Çok gerçekten merak edilen bir karşılaşma. Aynı zamanda şimdi Ergin Ataman tekrar Fenerbahçe Beko karşısında rakip olarak geliyor. Zaten uzun yıllardır bir gerginlik. Son zamanlarda ayrı bir gerginlik. Neyle karşılaşacağız? Ben açıkçası çok merak ediyorum. Umarım hani tatsız şeyler yaşanmaz. Seyirciler de tribünde hani
bu noktada sakin kalmalı ve o çok ince bir çizgi bence ve çok önemli. Bakalım neler izleyeceğiz onu da merak ediyorum. Eminim sizin en çok merak ettiğiniz maçlardan biridir haftada. Zaten biletler hemen çok erken tükendi. Dün açıklandı tükendi diye. Evet evet yani çok kısa sürede tükendi. Yani evet dediğin gibi şimdi hani Ergen Ataman Fenerbahçe karşılaşması özellikle son hani o milli takım dönemiyle ilgili yapılan açıklamalarla beraber biraz bir gerginlik daha da üst seviyeye çıktı ne yazık ki. Ama umut ediyoruz ki basketbol yani ön planda olan bir oyun olur. Biz sahalarda bunları istemiyoruz evet, yani. Evet evet yani ben açıkçası hani evet mutlaka Fenerbahçe taraftarının hani belli tepkileri o belli oyuna yansıdığı bazı şeyler olacaktır ama ben oyunun hani daha basketbol tarafından çıkacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir maç olacak bir kere. Evet. Yani hani Skyler Mason gelmesi, Guduric umarım yetişir. Kesinlikle. Derken ciddi bir güzel bir maç olacak. Şimdi Ender bahsederken de ben de düşünüyorum mesela Malinov için muhtemelen oynamayacağım maç olacaktır bu. Tabii. Yani ya zor. Sanki oynamasa daha iyi olabilir dedim ama ilk bölüm hatırlıyorsunuz. Bu işin doğru yanlışı doğrusu yok. Bazen de Marjanovic oynarsın. Belki Lazorte sırtı dönük iki faal aldırır. Ama evet, genel anlamda baktığımız zaman şu ana kadarki tabloda iyi pikenrolcu takımlara Marjanovic hep sıkıntı işte. Alba Berlin'de yaşatırdı. Yani Alba Berlin daha ilk pozisyonda yanlış hatırlamıyorum Spanyol'a bomboş turnike attı. Ama Alba Berlin öyle farkında bile ya Alba Berlin öyle bir şey yok. Ama Marjanovic'e yüklenelim. Onlar daha off pick, daha hand off üstü oyunlarla sonuca gitmeye çalışıyor. O yüzden sanki evet Panathinaikos maçı Marjanovic daha az oynasa sanki daha hayırlı olabilir. Ya bu mesela güzel bir konu. Şöyle şimdi Cam Birch'den bahsetti Ender. Ya, bence de ana 5 numarası hani başlayan işte daha switch yapabileceğin veya daha hani tam bir drop değil de hani dansını savunması vardı ya yani gözüküp böyle içeride kalabilecek. Cam Birch ona çok daha yapabilecek gibi gözüküyor. Hani bence bu maçta da işte Resorg'da Cam Birch. Bence şunu da görebilir Fenerbahçe Beko. Cam Birch'ün seviyesi ne durumda? Yani çünkü şut hep konuşuluyor. Hani biz de maça gittiğimizde de veya işte konuştuğumuzda da. Ya Cam Birch, Melli, Sertaç, Marjanovic. Yani Melli'yi de ben 5 diye düşünüyorum. Bunun hiçbir Final Four seviyesi değil diye düşünülüyor, hep konuşuluyor. Lesor'la, Tavares'le hani rakiplere baktığın zaman işte Veseli'yle hani şu an Barcelona'da veya Fall'la, Milutinov'la eşleştiği zaman bu oyuncuların hani geride kalacağını düşünüyor Fenerbahçe taraftarlar ve konuşmuş çoğu kişi. Mesela bu maç şey bir test. Yani Lesor'la Cam Birch. O ikili oyunları nasıl oynayacaklar? Ki aslında şu da bence önemli. Switch yapıyorsun aslında birebir de bu oyuncuları çok daha az görüyorsun aslında. Ama yine de onların işte o savunmadaki sertliği nasıl koyacak? Marjanovic daha bence işte Yusuf Fofol, Mustafa Fofol oyundayken daha sırt dönük oralarda oynayabilen, daha uzun kumanca gibi oyuncu olduğu zaman o eşleşmeyi bertaraf etmek için yani sanki sahaya atılması lazım. Real Madrid maçına gözün kapalı başlayabilirsin. Evet, Tavares'le eşleştirirsin. Hani o da çok hızlı devrilen bir oyuncu değil. Marjanovic orada daha gömülü şekilde Campazzo'yu karşılayabilir. İyi bir pick and roll'cu olmasına rağmen iyi de devrilen, çabuk da devrilen oyuncu olduğu ikisinin birleşimi Marjanovic'i çok zorluyor. Ama ben uzun rotasyonundaki Fenerbahçe'ye Cam Birch'ün yani 25 plus süre aldığı maçlarda double double'a yaklaşacağını düşünüyorum. Ben ya Cam Birch'ü beğeniyorum açıkçası. Sertaç zaten o paplarla o sistem için belli katkıyı da veriyor. Melli silahım var. Bir de üstüne üstlük çok size'lı adamlara karşı elinde Marjanovic var. Yani bana göre hep farklı departmanlara farklı böyle 5 numarada 4 tane aslında farklı iş yapıcı oyuncu var. Bu anlamda hani Cam Birch'ün o tipik Euroleague uzunları artık atletik Euroleague uzunlarından çok eksiği olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Bir parantezde Wade Baldwin'i açmak lazım. Yani yüzdesi düşük gidiyor gibi gözükse de ben Wade Baldwin'de hala çok ciddi bir nasıl diyeyim gayret görüyorum. Yani o bahsettiğimiz seviye atlama gayreti, o takımı ilk oynatma mentalitesi. Yani bence Şaras ona onu çok iyi anlatmış. Bence o da onu iyi anlamış. Uygulamaya çalışıyor. Onun için kolay değil. Yıllardır oynadığı bir basketbol stili var. Ama şu anda dönüşmeye çalışıyor. Bu dönüşümü bence sezonun böyle orta noktasından sonra yaptığı zaman çok farklı bir profile dönüşecek. Onun için de gayret ettiğini gözlemliyorum. Bu bazen oyununu hücumsal anlamda etkiliyor olabilir ama yine doğru yerlerde çıkıp sorumluluk almaya çalışıyor. Şu an yüzdeleri düşük. Evet, mesela Alba Berlin maçında 10'da 7 servis dışı var. Daha fazla faal alması, daha çembere gitmesi, daha boyalı alana girip
o pasları oradan vermesi. Çünkü işte Kızılız maç hakikaten kendini iyi hissetmedi belliydi sahada. Evet, belki evet. desteklenmedi. Belki maçın sonunda hani Bebo hep maç sonunda iyi oynuyordu ya. Maçın başında çok iyi girmiyordu. Şimdi maçın sonuna taşıyabilecek kadar da kendini bence sahada iyi hissetti. 5 top kaybı, 5 top kaybı. Altta bir sadece faul atmaması. Mesela onun hani o hani sen diyorsun ya hani vahşileşmediğini gösteriyor aslında. Evet. Onu yırtması lazım. Evet. Yani çembere temas alacak. Belki o pull-up'ları için orta mesafeye girecek, orada bulacak onları ama işte kimle beraber oynuyor o anda? İşte Maljovic olunca belki çok alan bulamıyor. Melli ile beraber bir pop olduğu zaman veya Sertaş'la daha alan bulabiliyor o zaman. Ki Alaberli maçı biraz daha öyle oldu. Yani daha fazla 9 tane topu içeriden kullandı. Faal çizgisine gitti. Kızıldız maçı hakikaten zor. Yani Tarık Bilal için ne kadar önemli olduğunu Alaberli maçı gördük. Yani anlatabilir miyim? Yani o kadar eksik vardı ki. Bir de yani şimdi Kızılyıldız'la Alaberli seviyesi de çok farklı. Tabii. Yani Kızılyıldız belli ki bu sene çok yukarılar olacak. Belki Final Four yapacak ya. Gerçekten çok iyi basketbol oynuyorlar. Bence yani de yani. Elinde her türlü silah var. Evet, var. Bu kadar eksikle yani gerçekten bir de o kadar kötü başlayınca kolay değil. Zor. Bir de şöyle bir şey vardır. Hazır yeri gelmiş ya ondan da bahsedeyim. Bu çok hani eminim izleyenlerden bunu diyen de olmuştur. Bu son 2 dakika 3 dakika işte 20 oldu 25'e gidiyor 20'ye düşüyor falan ya. Böyle taraftarlarda hatta bazen bazı yöneticilerde bu. Ya ben olsam var ya şimdi bir girerim orada. Vururum abi bu nasıl bir şey? Yani öyle olmuyor işte. Yani sen şimdi 3 gün 4 gün bir hazırlık yapmışsın. Sahadakiler de insan. Tabii. Yani bunların da bir psikolojisi bir ruhu var. Yani artık işler o kadar kötü gitmiş ki. Konuştuğun çalıştığın hiçbir şey yansıtamamışsın. Evet. Adamlar da seni orada sürklase etmiş. Yani artık bir an önce o 3 dakikanın. 2 dakikanın bitip bir sonraki maça hazırlanmak için. Her iki çift haftada. Tabii. Ya o yüzden bazen hani taraftarlar da hani ya arkadaş bari biraz daha hırslı olun. Biri vursun kırsın gibi şeyler. Bir isyan tepkiler. Olsun sahada falan. Ya böyle. Bunlar artık hani bu seviyede o kadar kolay olmuyor. Çünkü orada hani komik duruma düşüyorsun. O dediğini yaparsan bu sefer. Anlatabiliyor muyum? Yani maç olmuş 20. Sen orada gidip birine vuracaksın. Bunlar evet duygusal anlamda böyle reaksiyonlar bazen insanlar görmek evet. istiyor ama evet. Gerçekten sahadakilerin de insan olduğunu, tabii, onların tabii. da bir hele moral motivasyonu hemen sabah Berlin'e gidiyorsun, akşam öbür akşam ya, maçın var. Bunları da unutmamak lazım. Doğru, bazen izler, bizim de ben de oyuncuyken başıma gelirdi. Maçtan sonra derlerdi ki ya kardeşim biriniz de vuramadınız mı ama işte ne yazık ki işler öyle yürümüyor. Takıma zarar verirsin öyle olduğunda. Bu arada geçtiğimiz programda da izleyicilerimizden soru ve görüşler de vardı. Seni de Zagars'a benzetiyorlar gençliğine bu arada. Zagars'ın. Evet Musinka'ya benzetmiş. Ya. Zagars'ın gençliğine mi? evet. Tabii Ender yani. Yani 17 yaşında daha. Bence kumaşı çok iyi bir oyuncu evet. ve gitgide daha da iyi açılmaya başladı. İnanılmaz bir Dünya Kupası oynamıştı ya. Yani evet. Aşık etti kendini orada. Evet. Şöyle birkaç tane aktaracağım. Fenerbahçe ile ilgili bir soru var. Anadolu Efes'le ilgili sorular da var. Şimdi oraya geçeceğim. Onlara da bakacağız. Eylem Sezer Türedi demiş ki Fener 1 ve 5 numara Fener'e 1 ve 5 numara gelirse şampiyonluk gelir. Yoksa hayaller karavana demiş. Hani 1 numara geliyor zaten ama 5 numara zaten hani Marjanovic az önce söyledik hani. Orada şu işte önemli. Herkes Börç'ün kesileceğini düşünüyor. Evet. Hani çünkü iki oyuncu da çıkışı olduğu için Börç'ün de var, Marjanovic'in de var. İlla çıkılacaksa hani Marjanovic'ten mi çıkılsın? Marjanovic'ten çıkılabilir bence. Çünkü tamam şeyi anlıyorum. Size'lı bir oyuncuya karşı evet bir matchup'ım var. Ama ben Börç, ya bilmiyorum ben Börç'ün ortaya koyduğu performansından, savunma performansından ben açısı istediklerimi ben görebiliyorum kendi açımdan. Ama bir tane de mesela hani çok medyada da yazıldığı için hani Bruno Fernando diye bir oyuncu çok Fenerbahçe'yi göstermişti. Ama NBA'de kaldı. Toronto Raptors'ın işte kadrosuna girdi mesela o. Hani o tarz bir şey bulursa da bence Fenerbahçe gidecektir oyuncuya. Ama işte oradaki tercih ne olacak? Belki kalır bütün oyuncular. Bir ek olur. Bilemiyorum orada ne olacak. Yani şimdi yazan insan herhalde belki de Börç'ü yetersiz görüyor olabilir ama abi. Bence yani kimseyi yollamayıp bu formasyonda Börç kötü bir oyuncu değil. Yani Kanada milli takım oyuncusu. Yıllarca NBA'de oynamış bir oyuncu. Bence yani. Avrupa'ya da yeni döndü. Sakatlığı atlatıp yeni döndü. Bana göre dediğim gibi 25 plus oynadığı sürelerde 10 sayı 8 reboundlar, 12 sayı 7 rebound, 10 reboundları rahatlıkla görebilecek kumaşa sahip bir oyuncu. Bir de yani 5 numara dediği gibi getir de kimi getireceksin? Evet. Yani yok zaten yok. Getirmişsin en baba 5 numarayı. Yani çok kolay var. Hani guard, skorer falan hani biraz bulabiliyorsun.
Ama uzun, beklediğin çok gibi zor. Bir uzunu bulmak çok zor. Ve Börsen'in katkı alıyorken ya bence zamanı var yani. Hala sonuçta en doğru oyuncu gelirse, gelmezse de ben yine de Fenerbahçe bekliyorum. Skyler Mays eğer oturursa iyi. Bence yeterli bir kadrosu var. Ben çünkü maçın sonunda Börsen'in Melli sahada olacak zaten. Kesin. Yani ikisinden hangisi? Tabii. Melli 5 olacak, Hayes 4 olacak muhtemelen. Guduric de gelecek. Evet. Mays geldi yani. Tarık'ın da bana... yeri var şimdi. Mesela tabii. Biri olarak olması Mays'in Tarık için de iyi. Çünkü Tarık hani skorer bir oyuncu olsa Tarık'ın toplarından belki kullanacaktı. Bana göre Kızıldız maçı kimse yanıltmasın. Fenerbahçe takımı kadro olarak ve organizasyon olarak Final Four'un çok güçlü bir adaydı. Kesin. Her şeyi var, her şeyi yeterli. Evet. Peki Anadolu Efes'e de geçelim. Şimdi Maccabi mücadelesi ardından Olympiakos galibiyeti. İyi bir galibiyet. Çok kötü başladı aslında Anadolu Efes karşılaşmaya. Resmen hani kovaladı Olympiakos. Olympiakos kaçtı ama sonrasında kazanmasını bindi. Ben maçı izlerken Olympiakos mücadelesi dedim ki acaba Ender arayıp Darius Thompson'a şey mi dedi? Oğlum Maccabi maçından sonra arayıp izlemedi mi yaş bizim programın dedi. Biraz ondan sonra izledi ve Darius Thompson biraz oynamaya başladı yani. Biraz hani o yıllardır beklediğimiz diyelim birkaç sene. Aradı beni hafta içi abi dedi ben dedi söyledi. Dinledim seni arkadaşım. Dinledim abi uygulayacağım. Ya valla Efes'le ilgili söylenecek bazı şeyler var benim hani gözlemlediğim. Darius Thompson'ın hani konuştuk geçen hafta da şimdi Olympiakos maçının bir başlangıcı var. Ya bu sefer Darius Thompson'a ben üzüldüm. Yani çünkü şöyle bir durum var yani bence bunu çözmesi lazım diye düşünüyorum. Başladı 5 Darius Thompson, Elijah Bryant, Jordan Mora, Ercan ve Poirier. Şimdi ilk 5 dakika yani izleyenler açıp izlesin. Evet. Elijah Bryant'ın tercihlerini birinci aksiyonda direkt isolation oynayıp bir şut, bir Kobe Bryant şutu böyle high posttan sırtı dönük oynayıp Kobe Bryant şutu bir tane Rezenko koyup attı. Şimdi Darius Thompson ilk 5 dakika 3 tane pick and roll oynadı. 3'ü de olumlu. Tek eksiği var Darius Thompson'ın. Ya ben olsam öyle yaparım. Abi şu topu bana verin. Gider alırım elinden. Açık konuşayım. Ama o arkadaşlarını bırakmayı tercih eden bir karakter, bir yapı olabilir. Burada Elijah Bryant'ın ikinci yarı oynadığı oyun var ya, bu oyun kesinlikle oynaması gereken oyun Elijah Bryant'ın. Bunu artık takım arkadaşının ya da staff'ın bunu ikna etmesi lazım. Elijah Bryant takımın birinci skor gücü, birinci yaratıcısı olacak oyuncu değil. Mükemmel bir yardımcı karakter oyuncu. Ve yardımcı karakter deyince de hani insanlar yani yine 20 sayı atar. Ama atma şekli eğer onun istediği gibi olacaksa Efes'e yaramayacak. Ama Shane Larkin'siz oyunda bu böyle. Yani Shane Larkin oynadığı zaman işte o eve görev doğru. Shane Larkin'e geliyor. O zaman Shane Larkin yokken bunu Darius Thompson'ın yapması gerektiğini birinin onlara anlatması gerekiyor değil mi bu durumda? Kesinlikle. Darius Thompson bence toparlamak için bir adım attı. Mesela sorumluluk aldı, oynamak da istiyor ama yani o zaman tek bir eksik var. Gidip belki de zorla topu alacak. Gerçekten alması lazım. Çünkü diğerlerine bırakınca kontrolü şeyin oyunda yokken ortalık yangın yerine dönüyor. Evet. Yani peki, tam tabiri caizse. Bunu anlatmak lazım diyorsun. Hani teknik ekip belki hani orada çok böyle hani oyun içinde belki bir müdahale yapabilir ama mesela Larkin yapabilir mi bunu? Yani, yapabilir. Hani gel biz konuşalım. Çünkü takım içi toplantıları Efes'in iki şampiyonu çok meşhurdur. Hani bir CSK deplasmanı hatırlıyorum ilk şampiyonluk dönemi. Takım orada 30 yiyor. Takım toplantı yapıyor. Koçları çıkarıyorlar. Kendi içinde herkes çıkıp bir şey söylüyordu. Belki de hani Larkin şu an çok büyük bir takımda ciddi bir liderlik üstlendiğini düşünürsek belki ondan bile bekleyebiliriz böyle bir şeyi. Kesinlikle yani yapabilir. Yani rollerin paylaşımına. %100 yapabilir. Ama peki böyle bir rol biçme... Bu rol biçme olarak... Fazlaca bir şey mi olur acaba? Acaba yani. Bu rol biçme olarak düşünme. Zaten Elijah Bryant böyle oynuyordu. Yani Larkin, Micic ile Elijah Bryant benim dediğim gibi oynuyordu. Yani bu sene bir bitirici şey oldu. Oynuyordu. Bu sene bu çocuğa i̇şte bir şey oldu. Çünkü ne oldu? Şimdi ama Larkin sakatlandı, Larkin oynayamadı o dönemlerde. Kim alacak sorumluluğu? Birinin sorumluluk alması gerekiyor. Bakıyor ki Darius Thompson hiç oralarda değil. Evet. Ne yapacak? Birinin alması gerekiyor. İşte. O kendine onu mu acaba... Öyle de olmuş olabilir evet, ama şu güzel. Anda... Bence de evet öyle bir durum var. Çünkü Clyburn'dan sonra oldu biliyor musun? Evet evet Clyburn doğru. Öyle bir tahribat yarattı ki Clyburn. Yani Clyburn'un... yani Clyburn çünkü topla oynuyor.
Belki de şu oldu. Ya kardeşim hani bütün topları Clyburn iyi kötü hepsini o atıyor. Ben de en az onun kadar atabilirim düşüncesi mi? Olabilir. Hani böyle bünyede kendini gösterdi. Ama bir şey var. Hakikaten şimdi Ender söyleyince mesela biz tekrar maçın başında hakikaten kötü tercihler var. Orada hemen Olympiakos gibi takıma karşı oynadığın zaman ki haftaya Milano maçı var. Milano kötü durumda ama hemen 10-15 oldu. Zaten Efes'in böyle kısa sürede geri düşmesinin nedenlerinden bir tanesi o. Larkin oyundayken o zaman Larkin kararları veriyor. Bir aksiyon, ikinci aksiyonda Eli Jabbar'ın topu alıyor. Veya Darius Thompson topu getiriyor. Çünkü Larkin'in üzerinde Volkap olduğu için Darius Thompson topu getiriyor. Larkin bir tane alıyor, oynuyor. Sonra Bryant'ta bir pasta şut atabileceği yer geliyor. Daha sistem içinde mesela Warren'i de öyle kullanması lazım. Evet. Çünkü tercihleri Jordan Warren'ın ona bırakırsan tamamen yanlış tercih. Korkunç tercihler. Potanın altından atmaya falan çalıştığı yerler oldu yani birkaç tane. Yani şu Thompson, Vora, Elijah üçlüsünü pek bir araya getirmese sanki daha hayrın olur. Yalnız 34 sayı, 15 rebound, 12 asist, 3 top çalma i̇şte performansları olur. Var. Olur bu olur. Bu sezon içinde 3-4 kere daha olabilir. Ama uzun vadede bu playoff'u bana çok tehlikeli diyorsun. İşleyebilecek gibi gelmiyor. Nasıl yani, ikili? Yani bunu nasıl bölmesi lazım acaba Tomislav Mijatović'in? Ki bak bu kazandığından bir çok iyi bir Olympiakos maçından sonra bahsediyoruz bir konu. Yani burada, çok iyi Olympiakos maçı diyorsun. Özür diliyorum. Aslında çok iyi değil. Yani sonunda yakaladı. Yoksa yani. Aslında Aycan son kullanan topu sonra mesela. Hani tam bir sayı maç. Yani sayıyı buluyor ama tehlikeli bir top mesela. Evet. Yani kaçırsa bir sayı maç Olympiakos son topu kullanacak. Tehlikeli bir yer aslında. Ama ikinci yarıdaki mesela tek isolation o. Evet son top. Yani ikinci yarı o kadar doğru oynadı ki. Ya adam çok iyi oyuncu. Burada hani adamı gömüyor gibi olmuyor. Evet. Ama bir sistem içinde, takım yapısı oynayış, içinde. Oynamak istediği şekil Efes'in işine yarayacak şekil değil. Ben ondan bahsediyorum. Yoksa bana göre Darius Thompson ve Shane Larkin'den bir tanesinin sürekli sahada olması lazım. Evet. Bunların yanında Elijah Bryant, yani mesela Thompson, Larkin, Elijah üçlüsü de olur. Evet. Eğer Elijah o bence o, maç sonları genelde öyle oyun olacak. Şeklini kabul ederse. Ama onun dışında bana göre Erkan'dan iyi kat kaldı. Besin yani evet. Biraz daha Erkan, Stanley Johnson ikilisinin 3 numarayı kaplıyor. Yani iki top kullanıcı yeter gibi Efes'e. 3 tane olunca 3 pozisyonda da hakikaten bazen yangın yerine dönüyor. Hele ki şeyin oyunda değilse. Bu şeyin de insan. Yani bugün tek kişi rezital sundu da bunu her maç yaptırtmayacaklar. Yapmasaydı kötü geldi. İki tane top kaçırsaydık daha kötü geldi. O yüzden hani ben uzun vadedeki yani şu istatistiklere baktığın zaman böyle maçları zaten çok var. Hani buna alışkınız. Hı-hı. Ama bunu da her maç böyle oynatmayabilirler. 35 sayı direkt katkısı var. Burada benim en sevindiğim adam Poirier oldu. Yani sonunda. Evet, şimdi diyecektim. Sonunda bir katkı alındı. Ama neden biliyor musun? Çünkü şimdi oturunun hani sakatlanmış olması. Bir de oturu yoktu düşündüm. Evet. Tabii oturu yokken blok 30 dakika oynayabildi. Evet. Şimdi hayır o iyi ki yanlış anlaşılmasın. İyi ki oturu yoktu diye demiyorum da yani olmadığı için çünkü oturu iyi oynuyor. Poirier az oynuyor. Hani böyle bir şey bulamıyorlardı. Bir kim hani önde. Ama Poirier'in oynaması pick and roll'ların bir kere çok acayip devriliyor. Evet. Şimdi Darius Thompson'ın Poirier ikili oynar demiştik. Çok etkiliyor. Çünkü faul içeride kalınca switch olmayınca mesela hemen paralelinde Poirier ve Darius Thompson gibi Poirier hani çok nasıl söyleyeyim hani sprint atar gibi bir devrildiği için hem havaya atabiliyorsun hem de yardıma geldiği anda hemen pası verebiliyor. Şeyin de çok iyi kullanıyor. Evet. Evet, evet. Maccabi maçı da hani orada da çok iyi kullandılar. Poirier'in kendine gelmesi açısından bir de yani bu işler böyledir Euroleague takımlarında hani sakatlık kötü ama biri sakatlığı öteki bir anda şimdi Poirier bence şeyi aldı. Momentumu eline aldı. Şimdi oturu tekrar içeri kendinin süresini aldı. Ama bu zaten takım başarıya götüren şey bu. İyi Euroleague takımlarında. Evet. Rekabet olması. Bunun kaybolduğu ortamlarda zaten birlikte oynamaları nasıl çıkıyor. Olur? Yani oturuyu 4 numara gibi. Yani, çok mu uzun, çok mu? Çok size'lı bir takıma karşı oynuyorsan belki olabilir de Efes'e size var. Hani Schmidt falan koyuyorsun. Ben bir de şunu söyleyeceğim. Ender'in söylediği bence çok güzel bir şey. Hakikaten hani yeni bir pencere açacak şeyler bunlar. Ve bence Efes'in toplantıda konuştuğu konulardan bir tanesi olması lazım. Bence bir de hücum çeşitliliği lazım. Kesinlikle. Yani hep aynı şey oynuyorlar. Aynı şey oynanıyor sahada. Ve biraz böyle çeşit katarsa o zaman mesela Schmitz'in daha post-up'ları olabilir.
Evet. Poirier varken evet onun bu maçta bir sakatlığı oldu bileğinde. O yüzden onun perde çıkışı oyunlarına biraz daha az kaldı veya o da topla karar veriyor mesela. Hani daha onun böyle bir off screenleri falan olsa biraz daha bence herkes sağlıklı olunca biraz daha rol içinde bir ekleme. Belki de şunu düşünüyor Tomislav Mijatović. Ben bir şu oyuncuları kimle doğru. Onu bir oturtayım da sonra onları eklerim diyor. Haklı bence da yani. Öncelik sıralamasında daha arkalarda belki ama unutmamak da lazım. Biraz belki oraları da ekleyebiliriz. Aksiyon sayısını arttırsa çok iyi olur. Yani bir aksiyonla biten çok hücum var Efes'in. Tabii. 4 maçta perde, switch hemen Can oraya. Sen iyi biliyorsun bir şey. 4 maçta kaç possession olur? 300 falan olmuş mudur? Yani 70 şey doğru. Aynen öyle 300 yapmıştır. 3 aksiyonu bulan Efes'in onu geçmez. 300'de. Doğru. 3 aksiyonu. 3 aksiyonu ama onu geçeceğini düşünmüyorum. 1 ve 2. aksiyon çoğu zaman konu kapanıyor. İşte o da bazen böyle kitlenmeler oyun içinde. Ama dediğin gibi yani Tomislav'ın denemeler yaptığını ben de düşünüyorum. Larkin'in kendi açıklaması var. Ben hala %80-85'indeyim diye. Thompson bence adım atmaya çalışıyor. İşin içine girmeye çalışıyor. Ya bütün bunları topladığın zaman hani çok sıkıntılı bir durum yok ama çok sıkıntılı bir duruma da gidebilir. Bu aksiyon sayısı artmazsa veyahut da bu roller tam olarak anlatılmazsa. Evet. Ama baktığında zaten bu maçta da evet galibiyet geldi ama unutmamak lazım ki burada galibiyeti getiren faktör senin dediği gibi iyi oynanan oyunlardan ziyade işte top dağılımından vesaireden ziyade alınan reboundlardı. Yani o hücum reboundları olmasa o ikinci şans topları belki başka bir senaryo konuşuyorduk. Çok güzel bir şey. Çünkü şunu söylemiştim ben de 27 rebound var Olympiakos potasının altında. 13'ünü aldı Efes. Yani %50'si neredeyse %58'i. Yani iki toptan bir tanesini aldın. O sana bir pozisyon sayısı getirdi. Hem ikinci şans sayısı buldun. Hem de o switchlere karşı epey cezalandırdı ki savunmayı değiştirmek zorunda kaldı belli yerlerde. Evet. Galibiyeti getiren Efes'e buydu. Yani başka güzel, yoksa onun dışında belki Shane Larkin oyuna girdikten sonra oyun değişti ama bu reboundlar olmasaydı. Evet olmasaydı biz bugün bunu konuşmuyor olabilirdik. Shane Larkin'in performansı yetmeyebilirdi oynanan oyuna. Kesinlikle. Doğru. Çeşitlilik. Boboa'yı böyle blok şeklinde hani lasso yapardı şeye. Jesse Carroll'a. 6 dakika oynatırdı ama 6 dakika böyle sürekli off-picklerden. Boboa'yı da öyle o şekilde kullanılabilir. Ondan sonra tekrar çıkar, girer çıkar. O şekilde çok yapan Avrupa'da var. Yani bir de savunmayı biraz daha yukarı çekmek lazım. Evet. Tabii. Yani Makavi maçında hani 90 üstü yiyorsun. Belki yine son topta bitti. Yani Efes son topu kullandı. Son topu konuşalım hatta belki. Evet belki hani o mola çok konuşuldu özellikle. Hani Shane Larkin, Poirier ve Tomislav Mijatović arasındaki. Hani yani ben koçun tamamen hani kontrolü kaybetmiş gibi çok yorumlar yapıldı. Çok ya bir diyalog gibi geliyor bana. Evet çok güzel gözükmüyor ekranda. Hani mikrofon orada olduğu için. Yani orada bence takım yapısı içerisinde daha pozitif bir şey. Çünkü Tomislav var zaten. Hani nasıl söyleyeyim böyle çok dikte eden, çok böyle dominant bir koç değil. Daha bence pozitif çözülebilecek bir koçla beraber olduğu için daha böyle düz, sakince o molalarda bence. Tabii ki şimdi maç sonu, maç topu, nabız dediğin gibi yüksek. Bilemiyorum ama mesela Shane Larkin, Tomislav Mijatović'le omuz omuz olması lazım. Yani birbirini zaten Tomislav çok değil. Shane Larkin'i çok sevdiği birisi. Yani hakikaten ben onu her anda hissetmek istiyorum. İkisinin böyle omuz omuz olduğunu. O bence yapıda. O yüzden Shane Larkin acaba konuşsa olur. Çünkü belki Tomislav konuşmayı yapmayabilir. Ama başka şekilde gösterebilir ama Shane Larkin bir takım toplantısında kalkıp söyleyebilir. Yani takım toplantısına gerek yok bu arada. Yanına gidip benim yapmıştım vardır. Yani yanına çekersin dersin ki biraz daha. Ama bunun hani en güzel yolu hatta işte ilk 5 dakika izleteceksin. İkinci yarı izleteceksin diyeceksin ki değişimlere bak. Farka kendin gör. Şeklinde. Ama bunu koçun görmesi gerekiyor. Yapılabilir yani bu yani. Çok yapılmayacak. Yani burada çünkü oyuncuya hakaret etmiyorsun. Oynadığı şeklin takıma olan katkısından basketbol bahsediyorsun. Basketbol dediği bir şeyden oyuncu zaten iyi oyuncu. Thompson'a yapmasından bahsediyorsun koçun. Yok Elijah. Elijah'ya. Ya bu maçın sonundaki durumla ilgili de şunu söyleyeyim. Yani
Koçlar oyunculara sorar. Hı-hı. Mesela nasıl oynamak istersin? Şöyle ister misin? Bunda molalardan bahsediyoruz. Molalarda sorar. Molaya gelirken sorar. Oyuncu söyleyebilir. Benim de söylemişliğim vardır. Şunu oynayalım. Yani senin meşhur bir tane videon var ya, Oktay Mahmut ile Galatasaray, biliyor musun? Evet var. Hani gelmiyor bu, perdeye deyip oradan sonra savunmayı değiştiriyorsun yani. Söylersin. Oyuncu olarak da söylersin. Koç dikkate alır, almaz, gerek yok der. Ben Ergin abiye de söylerdim. Bazen yok, devam edin derdi. Bazen tamam oyna derdi. Şunu oynayalım. Burada oradaki görüntüdeki biraz vücut dili. Ki şeyinin vücut dili zaten böyle. Yani bu biraz şey gibi algılandı. Ya Tomislav'a inançlarım yok falan. Böyle bir durum yok. Hı hı. Hani ben çok iyi biliyorum. Çünkü şeyinle de bir yaz geçirdik milli takımda beraber de. Sürekli de tanıdığımda bir oyuncu. Burada şeyinin dikkat etmesi lazım. Niye? Şimdi mikrofon orada var diye biz şu an bunu duyduk. Duymaya da bilirdik. Yani Kataş'ın molasını çekse biz şu an bu konuyu konuşmuyor olabilir. Hı. Ama bizden önemlisi takım arkadaşları orada. Hı hı. Yani yeni gelenler. Poirier. İşte Roland Smith, Vora zaten Amerika'dan gelmiş yani, işte Stanley Johnson. Şimdi bunlar bu olaylara şahit olması bizim şahit olmamızdan daha kötü olabilir. Daha kötü sonuçlara yol açabilir. Evet. İşlerde biraz da kötü giderse, ya bak bu kadar kolaysa o zaman ben de söyleyeyim. Gibi bir duyar. Yani şeyinin oradaki vücut ne ya, 3 saniyede handoff mu yapacağız? Dan ziyade koç işte three side regular işte, trip dedi bir şey dedi. Bir şey dedi. Yani. Onu oynayalım mı? Ben onda daha rahatım dese bunu diyor zaten. Bunu çoğu oyuncu diyebiliyor yani. Ya Shane Larkin bir tane molası var. Milano maçı mıydı? Şampiyon olduğu, ikinci şampiyon olduğu yıl. Playoff serisi. Şey diyor, 35 dakika oldu. İşte 3 tane top kullandım, bana topu vereceksiniz diyor. Der. Ha, girmedi, bol diyor. Onun meşhur molası vardır yani. Bunlar var, bunlar... Çok var yani. Bunları ben bunları ben şahitlik de ettim. Bunlar olabilecek şeyler ama hani o son moladaki ve bir önceki molada hani neden two side oynuyoruz diyor. O da diyor ya şimdi burada Tomislav şunu da diyebilir. Kardeşim bak şimdi. Kes sesini. Benim dediğimi oyna da diyebilir. Öyle bir koç değil. Öyle koçlar da var. O da doğru değil, o da doğru değil. Evet. Bana göre. Ama burada oyuncunun zaten Tomislav gibi bir koça. Koç Tulsak yerine Tudan oynayalım mı dese zaten okey diyecekler. Tabii aynen öyle. O vücut dili kameraya yansıyınca tekrar söylüyorum. Biz bugün gördük, yarınkini görmeyebiliriz. Belki daha önce de oldu. Tabii. Ama takım arkadaşlarının ona şahitlik edip sonra farklı reaksiyonlar gösterebileceğini akıl etmesi lazım şeyinin. Bence kendi bile gördüyse üzülmüştür. Hı hı. Bundan sonra da kesin dikkat edecektir. Zaten ne oldu biliyor musun Olympiakos maçında? Şimdi onu görünce biraz daha o gözle bakıyorsun bazı şeylere. Gelirlerken hani molaya gelirken. Orada konuştuğu yerler oldu. Yani Tomislav'ı yakalayıp. Zaten Tomislav çok açık yani. Hani tabii. Maç oynarken dışarıdan gelip bir şey söylesen dinlersin. Dinle. O kadar yani iyi bir insan. Muazzam bir insandan bahsediyoruz. O yüzden daha ki gelirken onu söyledi. Orada halletti. Orada bir şeyler konuştu. Sonra geldi mesela mola başladı. Mesela bu olabilir yani. Larkin'den bu sorumluluğu, bu liderliği yapmasını bekleyebilirsin. Yapmasında da tabii bir bence bir deis yok yani açıkçası. Evet, sohbetinize doyum olmuyor ama artık ufaktan kapatmam lazım programımızı. Yine haftaya Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu, milli takımlarımızı konuşuyor olacağız. Evet. Noktalayalım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Garanti BBVA oyun kurucuyu sundu.